Merhaba arkadaşlar. Manyetik kuvvet test 1 ile beraberiz. Endemik yayınlarından devam ediyoruz. Testlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar x eksenine paralel yerleştirilmiş bir iletken var. Burada görülüyor. Artı x yönünde bir akım geçiyor. Manyetik alanın yönü de artı y yönünde burada da gözüküyor. İletkene etkileyen bir manyetik kuvvet oluşacaktır arkadaşlar. Manyetik kuvveti bulabilmek için bir tane görsel var. Onu sizin için kes kopyala yapıştır yaptım açıkçası. Sağ el kuralında baş parmağımızın yönü akımı göstermektedir arkadaşlar. İşaret parmağımız da manyetik alanı göstermektedir. Şimdi baş parmağımızı akımın yönüne eğer koyarsak işaret parmağımız da manyetik alanın yönünde olursa yani buradaki işaret parmağımız sonuçta diğer parmağımız da nereyi gösterecektir? Manyetik kuvveti gösterecektir. Tekrar ediyorum. Bu resmimizi bu şekilde eğer uygun tutarsak yani bunu diyelim ki 90 derece çevirdiğimiz zaman baş parmağımız akımı, işaret parmağımız manyetik alanı ve diğer parmağımız da nereyi gösterecektir? Manyetik kuvveti gösterecektir. Dolayısıyla hangi yönümüz olacaktır? C şıkkında artı Z yönü olacaktır arkadaşlar diyorum ve diğer sorumuza geçiyorum. İkinci sorudayız arkadaşlar. Burada manyetik alana konulmuş bir telimiz var. Ve manyetik alanda bu sefer belirli bir açı yapmış arkadaşlar. 90 derece değil. Ve bununla ilgili hangi işlemler yapılabilir diye soruluyor. F'in büyüklüğünü azaltmak için. Manyetik alanla ilgili kuvvetin formülünü şöyle yazalım. Bu aklınıza F eşittir bin sin alfa diye kalsın. Bunu böyle bu şekilde ezberleyin arkadaşlar. Tabii ki bu neydir? Büyüklüğüdür. Şimdi sin alfa değeri büyüdükçe arkadaşlar yani şöyle olduğunu düşünelim manyetik alanın. Tam 90 derece eğer olursa ne olacaktır? Alfa büyüdükçe sin alfanın değeri büyüyeceği için tam 90 derece yani alfa eşittir 90 derece olduğunda maksimum olacaktır. Maksimum değere ulaşacaktır. Alfa küçüldükçe minimuma doğru yaklaşacaktır. Dolayısıyla teli bir yönünde çevirmemiz ne yapacaktır arkadaşlar? Bu f'in büyüklüğünü azaltacaktır. Eğer iki yönünde çevirirsek alfa büyüyeceği için sonuçta ne olacaktır? Azalmayacaktır, artacaktır. Yani buna kocaman bir eksi koyabiliriz. Manyetik alanın şiddetini de arkadaşlar azaltırsak sonuçta F'in büyüklüğü de azalacaktır. Yani alfa büyürken ne büyüyecektir arkadaşlar? Kuvvet büyüyecektir. Alfa küçülürken de kuvvet küçülecektir. Yani 1 doğrudur, 3 doğrudur. O halde E şıkkıdır diyoruz ve 3. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, üçüncü soru arkadaşlar. Sayfa düzlemedik bir manyetik alan var. Burada görüldüğü gibi. Akım da bir telde sağa doğru devam ediyor arkadaşlar. Ve de yer düzlemini burada görüyorsunuz. Şimdi yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor. Biz ilk önce kuvveti bulmak durumundayız. Kuvveti bulmadan evvel telin aşağıya doğru nesi vardır arkadaşlar? Şu şekilde oluşturduğu bir MG'si vardır. Dolayısıyla kuvvetinde bu yönde olması lazım. Yani kuvvetin ağırlığı karşılaması lazım ki dengede durabilsin. Kuvvetin bu şekilde olabilmesi için sağ el kuralını burada tabii ki tekrar hatırlayalım. Baş parmağımız eğer akım yönünü gösteriyor ise kuvvet de tabii ki 90 derece olarak yukarı gösterecek. Ve o halde manyetik alanın da yönünün ne tarafa doğru olması lazım arkadaşlar? İçeri doğru olması lazım. Tekrar ediyorum. Baş parmağımız akım yönünde olacak arkadaşlar. Burası baş parmak yönü. Baş parmak diyorum. İşaret parmağımız ne tarafa doğru olacak? İşaret parmağımız tabii ki sayfanın düzlemin içine doğru olunca o halde yukarı doğru da bir kuvvet oluşacak. Bu yukarı doğru olan kuvvet aşağı doğru olan telin ağırlığına denk geleceği için dengede duracak. Dolayısıyla manyetik alanın yönünü bulduk. Telin kütlesi artarsa denge bozulacaktır arkadaşlar. Peki iyi akım arttırılırsa telde hangi yönde hareket edecektir? Yukarıda olan kuvvet aşağı olan kuvvetten fazla olacağı için bu da doğrudur. Yani doğru cevaplarımız hangisi arkadaşlar? 1 ve 3 olduğu için D şıkkı diyorum ve diğer soruma geçiyorum. Evet, dördüncü soruya geldik arkadaşlar.
Bir tel var, 90 derece burada kıvrımları var görüyorsunuz. Şimdi sadece K ve L arasındaki neyi soruyor? Kuvveti soruyor bize. Etkileden bileşke manyetik kuvveti. Arkadaşlar şu bölüme bir baktığımızda buradaki manyetik kuvvetin ne tarafa doğru olduğunu göreceğiz. Bu tarafa doğru şöyle bir 2F diyelim mi? Neden 2F diyorum? Çünkü buranın boyunun 2L olduğunu görüyorsunuz. Burada da F kuvveti bu tarafa doğrudur. Burada da bu tarafa doğrudur. Dolayısıyla vektörel toplamları yaptığımızda bunların toplamıyla bunun toplamı birbirine götürecektir. Şimdi 2L ve 3L'de hem bu tarafta hem de bu tarafta ne vardır? Kuvvetler yukarı doğrudur arkadaşlar. Bu kuvvetleri tek tek yazarsak şu iki bölge için tek tek yazalım veya bunun tek bir tel olarak düşünürsek F eşittir B çarpı I çarpı L çarpı sin alfa diyoruz değil mi? Dolayısıyla burada ne kadarlık bir mesafe var? 5L'lik bir mesafe var değil mi arkadaşlar? O zaman 5L çarpı B çarpı I çarpı sin alfa yerine de sin 90 dediğimizde sin 90'ın da 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 5 B I L olacak arkadaşlar çarpı 1. Bu da 5 B I L olacak. Şimdi burada nasıl yapacağız? Tekrar yönünü inceleyelim. Mutlaka baş parmağımızı ne yönüne koyacağız arkadaşlar? Akım yönüne koyacağız. Ve işaret parmağımız da manyetik alanın yönünü gösterecek. Diğer parmağımızın da kuvvet yönünü gösterdiğini bulacağız arkadaşlar. Yani bu şekilde yaptığımız zaman o halde ne olacaktır? Baş parmağımız bakın gördüğünüz gibi gerçi güzel bir şey olmadı ama kusura bakmayın özür diliyorum bu arada. Sonuç olarak kuvvetimizin yönlerini bulmuş durumdayız. Yani 5 BI ile şeklinde olacak arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir diyorum. Diğer soruma geçiyorum. Evet arkadaşlar 5. sorudayız. 5. soruda mavi kısmı etki eden manyetik kuvvetin bileşkesi sorulmakta. Şimdi yan tarafa iki tane şekil hazırladım sizin için. Onun üzerinde çizimler yapacağım. Burada kuvvetleri göstereceğim yukarıdakinde. Yani yukarıda, aşağıda da bileşkesini göstereceğim. Şimdi tek tek yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bunun uzunluğu L ise, burası da uzunluğu L ise, buraya etki eden kuvvetlerin yönü ne tarafa doğru olacaktır arkadaşlar? Bir kere yukarı doğru olacaktır. Bunu şuraya şöyle bir taşıyalım isterseniz. Şöyle bir F diye taşıdım. Yani yukarı doğru şöyle bir eşit büyüklükte iki tane F'i göstereceğim. Burada da telin diğer kısmı var. Burada da tekrar telin diğer kısmı var. Buraya etki eden kuvvet de ne olacaktır arkadaşlar? Yani bu kısma ve bu kısma etki edenleri sağ tarafa taşıdık. FF diye. Şimdi tam orta noktasından ne kadar boyutunda kök 2F kuvvetinde bir etki edecektir. Şimdi bu kuvvetleri, şu F'leri aşağıya doğru taşıyalım. Nasıl taşıyacağız? Şöyle bir şöyle 2F diye gösterebilir miyiz? Vektörler bildiğiniz üzere taşınabilir büyüklüklerdir, değil mi? Buraya 2F diye taşıdım. Diğerini ne diye taşıyacağım arkadaşlar? Şöyle de bunu da kök 2F diye taşıyorum. Kök 2F'in iki tane bileşeni vardır. Bu eksen üzerine şöyle bir F vardır sonuç olarak. Bu F'i de yukarıya doğru şöyle taşıdığım zaman kaç etti arkadaşlar? 3F etti. Artık şu F'i yukarıya toplam halinde yazdık. Kök 2F'in yatay düzlemdeki bileşeni de şöyle F oldu. Artık bildiğiniz üzere bu yok. Ne oldu? 3F yukarıya doğru. Sağa doğru da F var. O halde ikisinin birden bileşkesi ne olacaktır arkadaşlar? Şu olacaktır. Yani bu nedir? Yukarıya doğru 3F, sağa doğru 1F olmak üzere burada 2 numaraya karşılık gelecektir. Yani yanıtımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar diyorum. Ve 5. sorumu da tamamlamış oluyorum. 6. soruya geçelim. 6. soruya geldik arkadaşlar. Bu soruda manyetik kuvvetin yönünü sormakta. Şimdi birinci sorudan itibaren dikkatli bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Sağ el kuralında işaret parmağımızın manyetik alanı, baş parmağımızın akımın yönünü, orta parmağımızın da kuvvetin yönünü olduğunu gösterdiğini unutmayalım. Bu şekilde yaptığımızda yani işaret parmağımızı manyetik alanın yönüne ve baş parmağımızı da akım yönüne getirdiğimizde avuç içimizden çıkacak olan nedir? Manyetik kuvvettir. Sonuç olarak bunun yönü ne tarafa doğru olacaktır arkadaşlar?
bize doğru olacaktır. İkinci şekilde, gene aynı şekilde elimizi konumlandırdığımızda o zaman manyetik kuvvetin yönü ne tarafa doğru olacaktır? Düzlemin içine doğru olacaktır. Farklı şekillerde, farklı yönlerdeler. Şimdi üçüncü şekle baktığımızda buradaki manyetik alanın yönünü gene işaret parmağımız yaptığımızda ve baş parmağımızla akıma çevirdiğimizde kuvvetin yönü ne tarafa doğru olacaktır? Yukarı yönlü olacaktır. Bunu şöyle kuvvet diye gösterelim. Kuvvetimizin yönünü şöyle yukarı doğru gösterdik. Aynı şekilde gene elimizi konumlandırdığımızda kuvvetin yönü gene yukarı yönlü olacaktır arkadaşlar. O halde 3 ve 4 numaralı şekillerde manyetik alanın kuvvetleri yukarı yönlüdür. Yani cevabımız C seçeneğidir diyorum ve diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Evet, 7. sorudayız arkadaşlar. Burada bir devremiz var. Devremizin üzerinde bulunan iki tane direncimiz var. Bir tanesi 4 ohm, bir tanesi 6 ohm ve 4 santimlik uzunluğunda bir telimiz var. Bunu etki eden manyetik kuvveti sormaktalar arkadaşlar. İlk önce biz ohm kanunundan ne biliyoruz? V eşittir I çarpı R'yi biliyoruz. V'mizin değeri verilmiş. Anahtar kapatıldığı zaman aktif konuma geçecektir sonuçta üreticimiz. Buradan akımı bulacağız. R de belli. Dolayısıyla I'yi çekersek ne hale gelecek? V bölü R olacak. V'mizin değeri nedir? 40 volttur. 40 voltu 10 değerine bölersek 4 artı 6'nın toplamı 10 edecek. Buradan 4 amperlik bir akım gelecek. Bizim formülümüz neydi arkadaşlar? B, I, L'ydi değil mi? 90 derece olduğu için tabii ki bunu sinüs alfayı yazmamıza gerek yok. Sonuçta B'mizin değeri ne olarak verilmiş arkadaşlar? 10 Newton olarak, 10 Newton bölü amper metre olarak verilmiş. Dolayısıyla onu bir yazalım. 10 çarpı. Akımı da 4 olarak yazacağız. L'mizin uzunluğu da 4 santimetre olduğu için 4 santimetreyi tabii ki metreye çevirmek durumundayız. 0,04 metre olacak. Bunu da 0,04 metre edersek diye yazarsak 4 çarpı 0,4 olacak. Buradan da F eşittir 1,6 Newton değeri olarak çıkacak arkadaşlar. A şıkkı diyorum ve 8. soruma geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8. sorudayız. Uzunluğu 50 santimetre olan bir iletken var. Burada görülüyor. Yani bunu 0,5 metre diyebiliriz. 100 Newton bölü metre olan bir yay sabitimiz var. Bunun K'sı 100 Newton bölü metreymiş. Yayın gerilmesi ne kadarmış arkadaşlar? 10 amperlik akım geçince yay 20 santim kadar uzamaktaymış. Bunu da hemen bir şekilde yazalım. Şurada gözüküyor. Şimdi yayın uzama miktarını bilirsek eğer, F eşittir KX'i de biliyoruz Hook yasasından. Hemen onu bulalım. K'mızın değeri tabii ki 100 Newton bölü metre çarpı uzama miktarımız da ne kadardır arkadaşlar? 0, 10'da 2 metre. Sonuç olarak buradan yaydaki gerilen yayın gerilme kuvveti olarak ne kadarlık bir kuvvet uygulanmış olacak? 20 Newton'luk bir kuvvet uygulanmış olacak. 20 Newton'luk kuvveti ne uygulayacak arkadaşlar? Manyetik kuvvet uygulayacak. Sonuçta biz bunu BIL çarpı sin alfaya eşitleyeceğiz. Buradaki sin alfanın değeri tabii ki 90 derece olduğu için 1. Dolayısıyla yazmaya başlayalım. Şimdi 20 eşittir BIL yazıyorum. Tekrar bir yazalım. 20 eşittir. B'mizin değeri nedir? Onu tabii ki bilmiyoruz. Akımımızın değeri nedir arkadaşlar? 10 amper. L'nin değeri 0,5 metre. İkiler, sıfırlar birbirini götürdüğünde B eşittir 2 bölü 0,5, yani 20 bölü 5'ten 4 Tesla çıkacaktır cevabımız. O halde boşluğa yazacağımız değer de 4 Tesla olacaktır arkadaşlar diyorum ve 9. soruma geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 9. sorumuza geldik. Şimdi 9. sorumuzda manyetik alanda bulunan bir tel var. Üretece bağlanmış ve üretecin değerinden dolayı buradan ne geçmektedir? Bir akım geçmektedir. Biz tele etki eden kuvveti B İL çarpı sin alfa olduğunu biliyoruz. Şimdi tek tek manyetik kuvvetin büyüklüğünü niceliklerinden hangisi tek başına arttırıldığını artar diyor. Üreticinin gerilimi artarsa arkadaşlar, gerilim artarsa ne artacaktır?
Sonuç olarak V eşittir I çarpı R'yi bildiğimiz için V artarsa, yükselirse ne de yükselecektir? Sonuçta I de yükselecektir. Yani üreticinin değerinin artması sonuçta manyetik kuvveti arttıracak etkendir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Telin yatayla yaptığı açı fark etmeyecektir. Neden? Eğer tel paralel olarak durursa arkadaşlar manyetik alanı o zaman kuvvet etki etmeyecektir. Ama burada paralellik söz konusu değildir. Bunun her noktasından gene manyetik alan geçmektedir. Ve etkileşim neticesinde tabii ki ne olacaktır? Gene kuvvet oluşacaktır. Bunun açının büyümesi, yani bu yöne doğru dönmesi veya bu şekilde dönmesi açının değerini arttırsa bile kuvvetin değerini fark ettirmeyecektir arkadaşlar. Evet, dolayısıyla buna negatif koyabiliriz. Manyetik alanın büyüklüğü, evet manyetik alanın büyüklüğünü burada da görebiliyorsunuz. O da zaten doğal olarak da kuvveti arttıracaktır. Telin boyu da formülde zaten o da mevcuttur. Yani sonuçta telin boyu, manyetik alanın büyüklüğü ve üreticinin gerilimidir. Telin yaptığı açıyla da alakası yoktur. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz ve 10. sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, 10. soruya geldik. Manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü soruyorlar. Şimdi büyüklüğünü ve yönünü bulmadan önce ilk önce bu tele etki eden kuvveti yazalım. Mg aşağıya doğrudur. Dolayısıyla dengede kalabilmesi için de manyetik kuvvetin yukarı yönlü olması gerekmektedir. Manyetik kuvvetin miktarını tabii ki biz BIL olarak biliyoruz. Bu da zaten yerçekimi kuvveti olarak F yerçekimi olarak yazalım. Dolayısıyla peki yerçekimi kuvvetini yani Mg'yi neye eşitleyeceğiz? BIL'ye eşitleyeceğiz. Buradan B'yi çekersek ne çıkacak? Mg bölü I çarpı L edecek. Yani burada şimdi yönünü bulmaya kaldı. Eğer kuvvetimiz bu yönlü olursa baş parmağımız ne tarafı doğru gösterecekti arkadaşlar? Sonuçta akımın yönünü gösterecekti. Yani burası. Dolayısıyla eğer baş parmağımızı akımın yönüne konumlandırırsak ve orta parmağımız da kuvvetin yönünü gösterirse, dolayısıyla işaret parmağımız nereyi gösterecektir arkadaşlar? İçeri doğru olan bir manyetik alan yönünü gösterecektir. Yani manyetik alanımızın yönü vektörel olarak olduğunu gösterelim. İçeri yönlüdür. Yani bu işaret. Dolayısıyla buna uygun tek seçenek hangisidir arkadaşlar? C seçeneğidir. Burada bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken en önemli kazanım arkadaşlar, sağ el kuralında bunu kesinlikle kafamıza yatırtmamız arkadaşlar. Lütfen bunu şuraya yazıyorum. Anlamaya çalışalım. Aynı zamanda lütfen tatbik edelim. Çalışalım diyorum. Yani bu parmaklarımızın konumlandırılması özellikle manyetik alanın yönünü, akımın yönünü ve kuvvetin yönünü bize çok son derece yardımcı olan bir yöntem, sağ el kuralı. Dolayısıyla bunu problemlerimizde lütfen kullanmaya çalışalım, anlamaya çalışalım. Cevabımız C şıkkı diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum arkadaşlar. Evet, 11. ve son soruya geldik arkadaşlar. Dirençleri görüyorsunuz. Burada R direnci var. 4R ve 2R. Burada da V var. Sonuçta akımları tek tek bulabiliriz arkadaşlar. Buradaki akıma ben I diyorum. Buradaki akıma ne diyeceğim arkadaşlar? Sonuçta 4R'ye böleceğim için I bölü 4 diyebilirim. Buradaki akıma ne diyeceğim? V'yi 2R böldüğümde o zaman I bölü 2 diyebilirim. Yani ben neleri buldum? Akımları bulmuş durumdayım. O halde tek tek yazalım. F1, F2 ve F3'ü yazacağım. Hepsine etki eden manyetik kuvvet aynı mı? Evet, manyetik kuvvet hepsinde B'dir. Peki, o zaman şimdi akımları yazmaya başlayalım. Ona da I bölü 4 yazıyorum. Ötekisine de I bölü 2 yazıyorum. Birinciye telin boyu nedir? L'dir. İkincide telin boyu 2L'dir. Üçüncüde telin boyu nedir arkadaşlar? Bu da 2L'dir. Sonuçta BIL çıktı. Bunların çarpımı da sonuçta bu da BIL çıktı. Bakın F1 ile F3 birbirine eşittir. Bu da ne çıktı arkadaşlar? BIL bölü 2 çıktı. Sonuçta bir sıralama yaparsak o halde ne yazacağız? Burada F1, F3'e tabii ki eşit ve bunların değeri de F2'den büyük. Bununla uygun tek seçenek tabii ki E seçeneğidir arkadaşlar. Bir testin daha sonuna geldik. Diğer testte tabii ki görüşeceğiz ve devam ediyoruz arkadaşlar endemik yayınlarının eksik kalan testlerini.
Hep beraber başarıya mutlaka ulaşacağız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.